Yeniden Diriliş Kolejleri eğitim rehberini sunar. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir programla sizlerle beraberiz. Bugün eğitimi konuşacağız. Eğitim Rehberi programımızın adı. Hayırlara vesile olsun diyoruz program. Bu programda okula yeni başlayan yavrularımız çok önemli. Onların belki de hayatı boyunca unutamayacakları tecrübeleri taşıyacakları bir eğitim yerine doğru gidiyorlar. Burada okul nasıl olmalı? Aile nasıl davranmalı ve elbette o yavrumuz acaba bunlara nasıl cevap vermeli? Bu üçgeni okul, aile ve çocuk üçgenindeki çalışmaları konuşacağız. İşin özü şu, nasıl bir eğitim metodu uygulanmalı? Okul nasıl olmalı? Aile bu olaya nasıl bakmalı? İnşallah bunları konuşacağız. Sorumluluğu aile ve okul nasıl almalı? Bunları konuşacağız inşallah. Hayırlara vesile olan bir program olmasını niyaz ediyoruz inşallah. Bugün sizlerle konusunda uzman olan bir kişiyi buluşturacağız. Yeniden Diriliş Kolejleri Eğitim Koordinatörü Sayın Abdurrahman Demir Beyefendi bizlerle beraber. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sizler de afiyettesiniz inşallah. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Birazdan sizinle hasbihalimize başlayacağız izleyenlerimize. Eğitim Rehberi programımızın ilkini paylaştıracağız ama müsaadenizle bu konuyla alakalı bir duyurum var, onu anons edeyim sonra başlayalım. Efendim eğitimle ilgili sorularınızı bir WhatsApp hattımızı size aktaralım. Eğitim Rehberliği danışma hattıdır. 0553 125 2890. Tekrar ediyorum. 0553 125 2890. WhatsApp Eğitim Rehberlik Danışma Hattı. Sorular sorabilirsiniz. Birazdan konuşacağımız mevzularla ilgili bilgiler alabilirsiniz. Daha fazla vaktinizi almadan ben hemen o zaman sorulara geçeyim. Daha önce Abdurrahman Bey, kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Abdurrahman Demir, İlk Seç Vakfı Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Yeniden Diriliş Kolejlerinin eğitimini koordine etmeye, takip etmeye çalışıyoruz inşallah. Eyvallah. Alanında, milli eğitimde, özel sektörde, Kur'an kurslarında, Diyanet'te birçok alanda görev yapmış. Öğretmen, müdür yardımcısı, müdür, hafızlık hocası. Yani üniversite hariç Türkiye'nin güneydoğusunda, batısında, daha gelişmiş bölgelerinde ve birçok alanda görev yapmış bir eğitim hizmetçisi diyebilirim inşallah. Eyvallah. Abdurrahman Bey'le biz yayını hazırlanmadan önce böyle aramızda konuşurken seçilmiş değil, her çocuğun başarılı olabileceği bir sistem demiştiniz. Bugün programımız malum eğitim rehberi ve eğitimi konuşuyoruz. Bu bana söylediğiniz şeyi izleyenlerimizle paylaşabilir misiniz? Bunda neyi kastettiniz? Seçilmiş değil de her çocuğun başarılı olabileceği sistem nasıldır acaba? Şimdi seçilmiş öğrencilerin değil de her öğrencinin başarılı ve mutlu olduğu aslında. O kelimeye de ilave konseptimiz biraz onun üzerinde, affınıza sığınarak. O mutluluk önemli çünkü. Çünkü insan yaptığı işten keyif almalı ya da en azından nefret etmemeli. O sünnetullahı, o boyutu oluşturamadığımızda sıkıntı yaşayacağız. Sizin de değindiğiniz gibi, üzerinde vurguladığınız gibi bu programımızda anne babalara öğrencilerimizi, evlatlarımızın başarılı ve mutlu olmasını nasıl sağlarız? Bunun püf noktaları neler? Bu programımızda işte bu inşallah her hafta devam edecek. Bir aksama olmazsa aşama aşama i̇nşallah. Bunu konuşmuş olacağız inşallah. Şimdi bu sistem üzerine biraz konuşalım. İddialı bir sistem bildiğim kadarıyla. Zaten bunu birazdan bizlerle paylaşacaksınız. Bununla alakalı olarak mutlaka tabii ki o üç ayağa dönecek olursak üçgene, okul, aile ve çocuk üçgene dönecek olursak, okul bunu
vermek istiyor çocuğa, başarılı ve mutlu etmek istiyor. Lakin çocuğumuz bu konuda biraz ilgisiz diyelim. Yani çocukla konuşuyoruz, ben pek şunu istemiyorum, bunu istemiyorum veya derslere karşı ilgisiz veya hepimizde bu benzer zamanlarda olur, sorumluluk bilgisi veya bilinci almamış bir evladımız var diyelim. Bunda neler uygulayabiliriz? Yani biz anne ve babalar olarak çocuk ilgisiz ve sorumluluk almak istemiyor veya kendine güvenmiyor diyelim. Şimdi güzel bu soru için teşekkür ederim ama hızlı bir toparlama yapmak buyurun istersem. Şimdi bu program genelde, bu program uygulanmış bir program. Hı hı. Bizim yaklaşık Yeniden Diriliş Kolejlerinde 700 öğrencimiz ve anne babasıyla yaklaşık 1400, 700'de koyarsanız 2100, öğretmenlerde koyarsak 2200-2300 kişiyle sürdürdüğümüz bir program. Ve bu program öğrencimize istatistiklerini takip ediyoruz. Akademik başarılarına, okul başarılarına %58 oranında katkıda da bulunmuş bir program. Bu projemiz, hani eğitimle ilgili alanında yetkili iki kişi bir araya gelmiş, konuşuyor, işte projeler şu şekilde anlamında değil, bilfiil test edilmiş. Hazırlanışı bir proje bu. Yaklaşık 2,5 yıldır Yeniden Diriliş Koleji eğitim bölümü olarak ilgili koordinatörü, psikoloğu, rehberliğiyle beraber üzerinde 2,5 yıldır çalıştığımız, geçen sene de uygulamaya koyduğumuz bir program. Bu konuda verilerimiz, işte pedagojik verileri, eğitimle ilgili gerek doğuda, gerek batıda, gerek Avrupa'da yapılmış çalışmaları, gerekse Kur'an ve sünnet dediğimiz, Efendimizin sünneti, Rabbimizin bize gösterdiği Kur'an'dan, ayetlerden harmanlanmış bir proje. Adı da Sorumluluk Bilinci Kazandırma Projesi. Ana taslak olarak şu, belli ana kaideler var, kurallar var. Ebeveynlerle, anne babalarla bunları paylaşacağız. Evet. Bu konuda ana kuralları oluşturup öğrencimize sınavda yüksek not alması değil ana mantık. Hı hı. Başarılı ve mutlu olmasını öğretmek, yani kendi işini, kendisini yapmayı öğretebilmek. Ana taslak bu. Bunun altını bir kez daha çizelim o zaman izleyicilerimize. Sadece notun yüksek olduğu bir platform değil. Değil. Kendisi de mutlu hem de sorumluluk kazanmış bir öğrenci istiyorsunuz. Notlara endeksli bir eğitim sistemi değil. Evet. Evet. Şöyle hemen basitleştirirsem, buyurun, biz anne babaya diyoruz ki burada işte her gün balık tutup vermek yerine balık tutmayı öğretmek. Evet. Ana misyonumuz bu. Çocuğumuza, evladımıza, öğrencimize her gün başında durup ödev yaptırmak değil. Hı-hı. Mesele şu, ödev yaptırma bilincini kazandırmak. Hı-hı. Ana mantık bunun üzerine kurulu. Belli ana noktaları basit, kolay, hı hı, anlaşılabilir şekilde, evet, çok soyuta girmeden bunları, hı, paylaşacağız. Şimdi bu konuda çok önemli, gerek Batı'da da yani Avrupa'da da kabul edilmiş, aslında bizim geçmişimizde de uyguladığımız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde de olan belli ana prensiplerimiz var. Şimdi onları paylaşmak isterim. Şimdi ana prensiplerimiz mesela yine Efendimizin hadislerinden örnek verirsek, demin de sizinle konuşmuştuk. Hı hı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, Siyer-i Nebi'yi takip ettiğimiz, hı hı, zaman şunu görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a işte kapasitesine göre onları yüklediği işte gerek ibadet, gerek koşturmacayla, hı, bir bedeviye yüklediği arasında çok fark var. Evet. Bedeviye sen namazını kıl, İslam'ın, evet, ana şartlarını yerine getir. Harama bulaşma, sana bu yeter. Bedevi de diyor ki, o hadisi biliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ya Resulullah ancak bu kadarını yaparım. Hı. Peygamberimiz de diyor ki, dediğini yaparsa cennete girer. Nabza göre şerbet, evet, değil mi Abdurrahman Hocam? Evet, evet. Batılı buna her öğrenciyi, kişi, hı, kapasitesi ve yeteneğine göre, hı hı, öğrenciye ödev vermek, ders yüklemek, alanını seçmek olarak tanımlıyor. Şimdi bir kere şunu kabul etmek lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu hepimizi farklı yaratmıştır. Evet. Bu birinci ana noktamız, velilerimizin, dinleyicilerimizden bu konuda bunu çok önemli akıllarına kazımamız lazım. Niye? Çünkü Rabbimiz bizi böyle yaratmış. İbrahim Bey'in yetenekli olduğu alanlar farklıdır. Evet. Abdurrahman Demir'in farklıdır. Bunu böyle kabul ettiğimiz zaman yola doğru çıkmış oluruz. Evet. Ama bu ana prensibi göz önünde bulundurmaz isek, Edirne'ye gitmek istiyoruz ama Ankara'ya doğru yola çıkmış gibi oluruz. Bununla ilgili her zaman verdiğimiz bir örnek var.
her öğrenciyi aynı statüye koyarsak, tabiri caizse şu örnekle çok benzeşir. İşte fillerin, maymunun, balığın, kuşun olduğu bir yarış düzenledik. Bu hayvanların olduğu bir yarış düzenliyoruz. Yarışın kuralları aynı. Diyelim ki hızlı koşma yarışı. Şimdi burada nedir? Hızlı koşan tazı her zaman birinci olur. Ama balık hiçbir zaman bu alanda şeyi gösteremez. Bir kere velilerimize, dinleyicilerimize şunu, öğrencimizi keşfetmemiz lazım. Benim çocuğumun yeteneği, kapasitesi, durumu, ders çalışma potansiyeli ne? Bunu kabullenmekle, bunu keşfetme, öğrenmek lazım. Bunu öğrendiğimiz zaman birinci leveli, hani birinci aşamayı aşmış oluruz. Önce bunu kabulleneceğiz. Çocuğumuzda da bu yeteneği keşfederken neye dikkat edeceğiz? İşte okullarda rehberlik bölümleri var. Özel okullarda psikologlar var. Biz bunu yeniden diriliş kolejimizde bir komisyonumuz olur. Kolejinde uygulamamız şu şekilde. Öğrenci, mentor öğretmen, eğitim koçu diyoruz. Psikologumuz, rehberliğimiz, velimiz bir araya geliriz. Öğrencimizle ilgili ana şeyleri belirleriz. Bu aşamadan sonra bu birinci aşama geçilmiş olur. Bu aşama gerçekleştikten sonra ikinci aşamada yapmamız gereken nokta bu öğrencimize yeteneği, kapasitesi ve gücüne göre beklentiye girip ödev, ders yüklemesi yapmak lazım. Yani öğrenciye göre bir sistem uygulanıyor. Her öğrenciye farklı farklı uygulanabiliyor zannediyor. Tabii. Şimdi seyircilerimizin hepsi bizim velimiz olmadığı için bizde bu iş kolay. Evet. Ama başka okullarda nasıl yapacaklar? Birincisi benim empati yaparak, kendimi onların yerine koyarak söylüyorum. Birincisi öğrencimizi keşfedebilir her veli. Bunu oturup kendi kafasından yapmamalı. Kendi evet tecrübeleri çok değerli. Öğretmeninden de, psikologdan da, rehberlikten de, hele hele sınıf öğretmenlerinin bu alandaki şeyleri çok değerlidir. Bunu öğrendi. Bu birinci aşamamız. Bu bir. Elle var bir. İkinci aşama bu öğrenciye gücüne, kapasitesine göre ders yüklemesi ve ödev yüklemesi yapılması lazım. Yani ödev verilmesi lazım. Evet. Mesela Türkiye'de açmazlarımızdan bir tanesine gerek özel okullarda, gerek devlet okullarında her öğrenciye aynı kapasitede, aynı miktarda, aynı saatte ödev veriliyor. Ve aynı performans bekleniyor. Aynı performans bekleniyor. Evet. Şimdi doğal olarak fil, maymun, balık, kuş, tazı yarıştırıyoruz ya da yüzdürüyoruz gibi oluyor. Bunu her aile çözmek istiyorsa, bu konuda kesinlikle altını çizerek söylemek istiyorum. Bu konuyu doğru çözmek lazım. Bu konunun altını net belirlemek lazım. Bir, ben ne yapabilirim? Öğrencimin kapasitesini, yeteneğini doğru belirlemek lazım. Burada genelde velilerimizin yaptığı, seyircilerimize bu konuda altını çizerek söylemek istiyorum. Yaptığı eksiklik şu olabiliyor. Değerli İbrahim abim, şu sıkıntı var. Yani ideali değil. Evet. Yine Efendimizin pedagojik formasyonlara, pedagojik verilerde de bu çok önemlidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde buyurdu. Efzalül amali etvemuhum beyin galle. Amellerin en faziletlisi devamlı olanıdır. Az da olsa diyor Peygamberimiz. Sürekli olsun ama sürekli. Devamlı olsun. Plan az yaparken olsun. Bir haftalık, iki haftalık, üç haftalık değil. Bir yıl bu çocuğa ne kadar ödev yaptırabiliriz? Evet. Şimdi ben anne olsam, genelde bizim Türkiye ülkemizde çocukları ilkokula başlarken anneler takip ediyor. Annelere özellikle söylemek istiyorum, tavsiyede bulunmak istiyorum. Bir, çocuğumuza bir yıl yaptırabileceğimiz kadar okuldan eve ödev yüklemesi isteyelim. Bu çok önemli bir aşama. Yani bunu nasıl belirleriz? Çok kolay bir terazi var. Çok sevdiğim bir söz var. Anadolu insanı alim değil ama ariftir. Yani ne demek? Çok şey bilmesine gerek yok. Basit teraziler var. Bununla çok doğru tartar ki çok katılıyorum bu söze. Ne yapabiliriz? Ölçü şu değerli abim. Ben çocuğumu her akşam kavga etmeden, birbirimizle didişmeden, anne baba evlat ilişkisi zedelenmeden ne kadar ders çalıştırabilirim? Bunu anne baba bilir. Yarım saat. Tamam, bir saat. Önce burada aşama aşama. Yarım saat yetmez hocam diyor velimiz. Yetmeyebilir ama hiç yapmamaktansa yarım saatte yani başlayalım. Burada bu başlangıcı başlattıktan sonra
aşama aşama üzerine yükleyebiliriz. O zaman, da zaten okulla beraber olacak değil mi? Şimdi okul yeniden diriliş koleji ise kolay. Ama başka okulsa zorlanacak velimiz. Birincisi çocuğunu keşfedecek ve her akşam öğrencisine ne kadar ders çalıştırılabilir kendisi takip ederek ne kadar ders çalıştırabilir bunu bulacak. Bunu bulduktan sonra üçüncü aşama öğretmenine de diyecek ki değerli öğretmenim benim çocuğuma lütfen bu kadar ödev ver. Daha fazlasını verme diyecek. Ama birçok öğretmen kabul etmeyebilir. Burada velimizin ısrarcı olmasını kesinlikle tavsiye ediyorum. Tabii burada veli ne kadar az önce dediğinizi uygulasa da bunun diğer ayağı, o üç tane ayaktan bir tanesi, ona sac ayağı diyelim. Okul zaten bu konuda, hayır biz hangi dersi veriyorsak bunu yapmak zorunda. Siz bu konuda bizim dediğimizi uygulayın dediği zaman da yapacak bir şey yok. O yüzden okul seçimi de galiba eğitimde çok önemli çok oluyor önemli. Galiba. Yani bence okulu seçerken ana şartı bu olsun velimizin. Kesinlikle altını çizerek söylüyorum. Okul, aile ve çocuk. Şimdi bu üçlü, sizin de çok güzel söylediğiniz gibi eğitim saçaya bir araya gelmediği müddetçe ve hepsi de aynı şeyi söylemediği müddetçe işler elbette bir yerden kopuyor. Velimiz bizim yeniden diriliş kolejlerini tercih ederse bu işi kolay. Zaten bizim ana prensibimiz her çocuğumuza yapabileceği kadar ödev vermek. Hali hazırda zaten bu sistemin uygulandığını, tecrübe edildiğini söylemiştiniz. Şimdi 920 velimiz var. Bunu isteğe bağlı yapıyoruz. İsteyen velilerimize ekstra programlar olarak uyguluyoruz. Bunu 700'e yakın velimiz uyguluyor ve takip ediyor. Şu anda zaten bir ay, bir buçuk, iki ay sonra öğrenci belli saatte ders çalışmaya oturup yine program sürecinde konuşacağımız şartları yerine getirince öğrenci artık kendi işini kendisi yapmaya başlıyor. O sorumluluk bilincine kazanmaya başlıyor. Bizim burada birinci görevimiz, burası çok önemli. Bir daha önemine binaen özetlersem çocuğumuzu bir kere keşfetmeliyiz. Ben bu çocuğumun durumuna, kapasitesine, şimdi velilerimizin veya seyircilerimizin genelde kaçırdığı nokta şu olabiliyor. Hocam çok yetenekli, çok kapasiteli. Ama mesele yetenek diyoruz. Kapasitesi değil. Bu iş çalışmayla alakalı, irade. Bu çocuk ne kadar, felsefe şu olmalı, bu çocuk ne kadar ders, mesela ödev alımı, ne kadar ders çalışır? Çünkü malumunuz, işte Nobel ödülü alan Aziz Sancar diye bir yurt dışında kimyacı, bir alanı kimyaydı herhalde, Nobel ödülü almıştı. O da aynı şeyi ısrarla, alanda herkes aynı şeyi söyler. Önemli ayrıcı nokta zeka değil, çalışmaktır. Çocuğumuza zamanı verimli kullanmayı, çalışmayı öğretmemiz lazım. Bu ne demek? Şöyle hemen hızlıca özetlersem, siz iyi balık tutuyorsunuz, ben balık tutmayı bilmiyorum. İkimize de 10 kilo balık tutma görevi verildi ve beraber iş yapacaksın denildi. Siz 10 dakikada 5 kiloyu tutabilirsiniz belki ya da bir saatte. Ama ben belki bütün gün tutamayacağım. Eğer her gün benim yerime balık tutarsanız, her gün tutacaksınız ben işi öğrenene kadar. Ama bana bir gün, iki gün, bir hafta, 10 gün uğraşıp işi öğretirseniz artık benim yerime balık tutmak zorunda kalmayacaksınız. Eyvallah. Burası işin mihenk noktası, püf noktası. Bunu oluşturmak lazım. Velimiz kafasında şu şablonu seyircimiz oturtması lazım. Ben çocuğuma bir gün ödev yaptırma meselesi değil. Ödev yapma bilincini kazandırmam lazım. Ben bir şey demeden de kendisi yapacak hale gelmesi lazım. Yani evet, bu da sadece nasihatle bekliyoruz, tavsiyeyle bekliyoruz. Böyle olmuyor işte, burası çok önemli. Bir, yeteneğini keşfet, burası çok önemli. Yeteneğini keşfedecek. O yeteneğine göre iş yükleyeceğiz, ödev yükleyeceğiz ve takip edeceğiz. Üçüncü aşamaya geçeceğim. Eğer yeteneğine göre yüklemezsek yine sistemin ayaklarından birisi çöker. Niye? Şöyle düşünün, her zaman verdiğimiz bir örnek var. Abdurrahman Demir'i 10 kilo yük taşıyabiliyorsa, siz Abdurrahman Demir'e 20 kilo yük yüklerseniz götüremeyecek demektir. Eyvallah. Abdurrahman Demir'e önce 10 kilo yüklemeniz lazım. 10 kilo yük yüklediğiniz zaman bu aşama oluşmuş olur. Bir diğer nokta, şu aşama, burası çok önemli. Anne babanın rolü burada ne olmalı? Çocuğuyla oturup beraber ders çalışmak mı, yoksa takip etmek? Burası da çok önemli bir nokta. Bizim görevimiz çocukların kaderine, geleceğine biz hükmedemeyiz. Bunu kabul etmek lazım. Kaderi Rabbimiz çizer, Rabbimiz belirler. Pekala biz hiç mi etkin değiliz? Hayır. Biz rehberlik ederiz, takip ederiz,
sorumluluğunu kazandırırız. Şimdi bu konuda verdiğim, beğendiğim örneklerden bir tanesi de şudur. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu malum kafir olmuştur. Şimdi ulul azm peygamber olan Nuh peygambere, Nuh Aleyhisselam'a kim diyebilir ki iyi anne babalık, iyi babalık yapamamıştır? Denilemez. Kader ayrı. Biz rehberlik edeceğiz. Toparlarsam ne yapacağız? Öğrencimizle oturup, öğretmenini de alarak uzlaşacağız. Bu öğrenci bu kadar iş yapacak. Ödev yapacak, basitleştiriyorum. Ödevini yaptı mı, burada gelecek, ödevimi takibi. Ben bitirdim. Bitirdiyse artık ona göre rahat bırakacak. Ona göre ortamı ayarlayacak. Bitirmediyse anne-baba ilişkisiyle bizden ne destek alabilirler? Onu yaptırmanın yolunu öğretecek. Bu bir hafta yorucu, iki hafta yorucu, üç hafta yorucu. Çocuklar, öğrenciler, şöyle bir yine her zaman söylediğimiz bir söz var. Öğrenciler öğretmenlerin, evlatlar da anne babaların dedektifi gibidir. Emin olun, sizin evladınız, sizin zaaf noktalarınızı fark etmediğiniz noktaları sizden daha iyi bilir. Evet. Öğrenci de öğretmenin bilir. Bunu anlamak için kendinizi öğrencilik yıllarına dönerseniz, o yıllarda baktığımız zaman öğrenci bilir. Burada az, öz ama devamlı bir işin üzerinde durursak, öğrenci ona aşama 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 ayak uyduruyor. Ve ben size teorik, hayali bir şeyden bahsetmiyorum. Yaklaşık 1400 velimizde sürdürdüğümüz başarılı bir projeden bahsediyorum. Bir daha önemine binaen özetliyorum. Bir, çocuğumuzu keşfedeceğiz. İki, ona gücüne, kapasitesine göre ödev verilmesini sağlayacağız. Üç, biz de takip edeceğiz. Ona ne yapmış olacağız? Rehberlik etmiş olacağız. Yani çocuğumuza sorumluluk bilincini kazandırmış olacağız. Şimdi sıkıntı şu, bizim nesil zor nesildi, bize söz hakkı verilmiyordu. Evet. Hani amiyane tabirle söylersek, erkeksen yapma metodu vardı. Anne baba ne demişse, öğretmen ne demişse olur. Şimdiki velilerde, yani biz anne babalarda ise, çocuklara tamamen her şeyi sevsin, istesin, yapsın, yapamadığı zaman yerine biz yapıyoruz. Yine bir dengesizlik var. Amerika'da buna kar küreyici anne baba modeli deniliyor. Yani ne demek? Çocuğu yapamayınca onun yerine o yapıyor. Onun yerine o yapıyor. Sorumluluğu kendisi alıyor. Kendisi alıyor. İşte ben devlette yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda müdürlük yaparken özellikle ilkokul velilerime derdim ki ya çocuklarımızın yerine yemek yeseniz siz anneler, karnınızları doysa neredeyse onların yerine siz yemek yiyorsunuz. Bu bizim neslin en büyük sıkıntısı. Bizim büyüklerin yaptığı da yanlıştı ama bizim yaptığınız emin olun çocuklardan daha büyük yanlış. Niye biliyor musunuz? Çocuklara sorumluluğu öğretmediğimiz zaman hayata atılıyorlar. Hayat acımasız. Ya öğrenemiyorlar, kaybedenlerden oluyorlar ya da bir şekilde zar zor öğrenmiş oluyorlar. Çok şey örnekleri var, acıklı örnekleri var. Çocuklarımıza sorumluluk bilinci dediğimiz kendi işini, kendisini yapmayı öğretmemiz benim burada her anne babaya, önce kendime, sonra her anne babaya en önemli görevi olduğunu düşünüyorum. Namaz kılma alışkanlığı, işte ödevini, işini yapma alışkanlığı. Ama bunu kazandırmak için sadece nasihat kesinlikle yetmez. Nasihat etmek ayrı. Orada ne yapacağız? İşi düzenleyeceğiz. Yani çocuk 10 kilo kaldırıyorsa 20 kilo yüklemeyeceğiz. Nabza aşama, göre şerbet vereceğiz. Bu aşama önce çocuğu keşfet. Önemine binaen program için devamında başka şeyler de konuşacağız. Önce çocuğumuzu keşfedeceğiz. Sonra ona o kapasiteye göre iş verilmesini sağlayacağız. Bunu sağlayamazsak yapamayacak demektir. Hocam bu kadar iddialı söylüyorsun diyorlar bana. Diyorum ki ya bu benim kuralım değil. Daha önce uygulanmış diyorsunuz. Evet. Allah böyle yaratmış Celle Celaluhu. Allah'ın yarattığı kuralın tersine kim hareket ederse başarısı olacaktır. Eyvallah. Efendimiz de böyle uygulamış. Pedagojik veriler de bu şekilde. Sıkıntımızın kaynağı çocukların yapabileceğinden çok iş verince çocuk yapamıyor. İbrahim Bey. Eyvallah. Yapamadığı zaman ne yapmış oluyor? İster istemez başarısız oluyor. Şimdi burada devam edelim. Biraz vaktimiz de bayağı çünkü sınırlı. Şimdi hocam çok güzel bir şeye temas ettiniz. Denge. Hayatımızın her yerinde zaten bu var. Bir dengesizlik var. Yani aşırı uçta ifrat tefrit meselesi var.
Bunlara birazdan gene geçeceğiz. Yetenek dediniz, çocuğun neye yeteneğinin olduğunu da bilmek lazım dediniz. Ve bu sac ayağı gibi ailenin çok önemli etkisi var. Burada sorumluluk kazandırma sistemi dediniz. Bunun altını özellikle çiziyorsunuz. Çocuğun kendi kendine sorumluluğu kazanmasına. En önemli görevimiz. Evet, bununla ilgili olarak peki biliyorsunuz günümüzde motivasyon çok önemli. Ve demoralizasyon oluyor. Bir olay oluyor, çocuk hemen yelkenleri suya indiriveriyor. Bazen amiyane tabirle gaza geldiği zaman çok güzel şeyler yapabiliyor. Peki bunda çevresinin faktörüne, siz tamam güzel bir şeyi uyguluyorsunuz, bunda başarılı olduğunuzu zaten söylüyorsunuz ama etken olarak anne baba ve çevrenin bu konudaki sorumluluğu nasıl? Çocuğun bunlara bakışı nasıl acaba? Nasıl kontrol etmeli? Şimdi çok güzel bir soru sordunuz. Burada evlat bizim evladımız. Benim evladım, benim evladım. Önce ben anne baba olarak süreçte inisiyatif kullanmak zorundayım. Ben anne babayım. Süreçte inisiyatif kullanacağım. Kullanmanın birinci olmazsa olmaz noktası, öğrencimin yeteneğini keşfettim. Onun işine ve kapasitesine göre ödev yükledim. Evet. Üç, takip ettim. Takip, bu bak. Birinci aşama keşif. İkinci aşama ona göre iş verme. Üçüncü aşama takip. Geldi dördüncü aşamaya. Sizin sorunuzla benzer olarak söylüyorum. Şimdi bir çocuk için, bunlar daha çocuk, evlat, filiz. Bir öğrenci için başarılı olması çok önemli. Başarılı olmazsa, alanında bulunduğu yerde başarılı olmazsa mutlu olması mümkün değil. Yine sorumluluk bilinci projesinde başarılı ve mutlu çocuk diyoruz. Başarılı olabilmesi için işini iyi yapması lazım. Aşamaları yaptık. Önce bu çocuk ne iş yapar bunu belirledik. İki, ona göre iş verdik. Üç, takip ettik. Geldi dördüncü aşamaya. Dördüncü aşamada da ailenin, ailemizin, anne babalarımızın çok dikkat etmesi gereken püf noktası da, yani binanın temel direklerinden birisi de bu. Çocuğunuz, evladımızı aldığı sınav notuna göre değil, emek ve gayretine göre değerlendirmek çok lazım. Çok güzel bir noktaya temas ediyorsunuz. Ahmet bunu almış, Mehmet bunu almış, Hasan şunu almış. O zaman sen niye bunu almadın deyince, şöyle düşünün, bir bina ediyoruz. Binanın temellerinden birisi çocuğumuzun yeteneğinin keşfi. İki, o kapasiteye göre ödev verilmesi. Üç, takibi. Birini aksatırsanız sistem çarklar dönmez, iş bozulur. Başarı eşittir not değil. Burası o kadar önemli ki. Biz diyoruz ki, şimdi bununla biz Yeniden Diriliş Koleji'nde tabiri caizse velimize, öğretmen meslektaşlarımıza tabiri caizse böyle biraz abartarak savaş açtık. Çocukları kesinlikle biz nota göre değerlendirmeyeceğiz arkadaşlar. Ya nasıl olur bu? Nasıl olacak? Emek ve gayrete göre. Çocuk emek ve gayretini gösterdi mi? Üçüncü aşamada ne demiştik? Anne baba takip ediyor. O yarım saati verimli değerlendirdiyse, sınav olduk, 10 kişiden, işte 5'i 6'sı 10 aldı, 9 aldı, benim çocuğum 7 aldı. Ne diyeceğiz? Tamam evladım, aferin. Önemli olan not değildir. Önemli olan nedir? Önemli olan senin emek ve gayret göstermendir. Zaten sen emek ve gayretini gösterdin. Şimdi olmazsa bu daha sonra olur. Niye olur? Olur mu? Kesinlikle olur. İddialı mısın? İddialıyım. Yemin edebilir misin? Edebilirim. Niye? Çünkü Rabbimiz ne diyor? Ve elleyse lil insani esazübillah. Ve elleyse lil insani illa masa. Her insana ancak emek ve gayretinin karşılığı olur. Bunun için alanında başarılı olmuş eğitimciler vesaireler, herkes bunu ifade eder. Demek ki dördüncü aşamamız sizin sorunla beraber olması için ne olması lazım? Çocuğumuzu nota göre değil, emek ve gayretine göre değerlendirmesi lazım. Seyircilerimizin değerli anne babalarımızın unutmayacağı çok önemli bir gerçek var. O da şu, bir öğrenci için, daha bu çocuk 6-7 yaşında. Bir, anne babasının onu başarılı bulması çok önemlidir. Takdir etmesi çok önemlidir. İki, öğretmenin ve okul tarafından o çocuğun başarılı bulunması çok önemlidir. Üç, arkadaşları tarafından başarılı bulunması çok önemlidir. Eğer anne baba şu hatayı yaparsa, ben bu kadar uğraştım, yaptım vesaire, çocuk elinden geleni de yapmış, sen yine alamadın dedi mi? Bitti. Tabiri caizse kendi ayağımızı kurşunu sıkmış oluruz. Orada not değil nedir? Emek ve gayrettir. Evet, yarım saatte istenilen hedef olmayabilir.
Ama şimdi başladık, yola girdik. Yarım saati aşama aşama arttırabiliriz. Demin yük taşıma örneğinde basitleştirmek için verdiğim örnekte olduğu gibi. Şimdi 10 kilo taşıyabilecek adama 20 kilo bir de yüklerseniz olmaz. Ama bir ay 10 kilo taşıtırsanız 15 kiloyu üzerine aşama aşama koyabiliriz. Kademe kademe. Eğitim kesinlikle istikrar işidir. Sebat işidir. Özetlersek o zaman demek ki mutlu ve başarılı öğrenci için bir öğrencimizi keşfetmemiz lazım. Bu önce hiç kusura bakmayalım anne babanın kendi görevidir. Burada gerçekçi olmak lazım. Burada ana mihenk taşımız ne? Öğrencimi ben akşam evde ne kadar kavga etmeden, yıpratmadan ne kadar ders çalıştırabilirim? Bu bir. İki, ona göre ödev verdirecek. Üç, takip edecek. Üçüncü aşama takip edecek. Dört, takip sonucu oluşan nota değil, emeği ve gayreti ne yapmış olacağız? Ödüllendirmiş olacağız. Sorumluluk projesinde, Yeniden Diriliş Koleji'nde bizim birinci işimiz bu. Ve bu proje birçok ayağı var tabii, bu bir programa sığmayacak bir ayağı. Onu diğer programlarda diğer inşallah programı paylaşacağız. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Detaylar hakkında verilerimiz bize gelebilir, bizden bilgi alabilir. Biz bu programı sadece Yeniden Diriliş Koleji verilerine yapmıyoruz. Eğitimde Ümmeti Muhammed'in çocuklarına faydalı olmak için yapıyoruz. Sizlerin katkıları ve desteğiyle beraber. Burada velilerimiz bizden destek alabilir ve inisiyatif kullandıkları zaman kesinlikle Allah'ın izniyle verimli olacaktır. Niye? Hayali bir şeyden bahsetmiyoruz İbrahim Bey. 700 öğrencide uyguladığımız ve hakikaten bu çocukların akademik okul dersleri başarılarını ölçmüş durumdayız. Hem mutluluklarını ölçen bir alet olmadığı için o veriyi veremiyoruz. Burada biz bu programda başarı ne kadar önemliyse mutluluk da o kadar önemlidir. Bir çocuk mutlu değilse başarılı olması mümkün değildir. Evet, bugün ilk programımızdı. Eğitim Rehberi programımızın. Bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Size çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Önümüzdeki haftalarda inşallah bu yarım kalan mevzulardan devam ederiz. Çok i̇nşallah. Teşekkür ediyoruz. Efendim, siz de iyi ki izlediniz. Bugün Yeniden Diriliş Kolejleri Eğitim Koordinatörü Abdurrahman Demir Bey misafirimiz oldu. Eğitim önemli bir işti. Bu işin 3 tane sac ayağı var demiştik. Buradan inşallah önümüzdeki haftalarda devam ederiz. Sizlere hayırlı günler diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz. Yeniden Diriliş Kolejleri Eğitim Rehberini sundu.